Şunlar gümüş tel hmm. ama gümüş olduğu için kararmış. Ben bunu başka şekilde değerlendirmek istiyorum. Ee, i̇nce şakşak e, şak çalınırsa gelen bayan misafir, hmm. kalın şakşak şak çalınırsa gelen erkek misafir evini erkeğe açarmış. Nasıl? Eve girince nereden girecek o atla hayvanıyla avluya girecek, avludaki kilerlerde bakılacak. Onun için büyük kocaman bir kapı avluya açılır. Değerli izleyicilerimiz tabii ki Kula gezisinde muhteşem eski Kula evlerinin içinde bir röportaj yapma şansımız oldu, gezme şansımız oldu. O kokuyu, o atmosferi de yaşamak çok ayrı bir duygu. İnsanları böyle geçmişe götürüyor. İnşallah bir gün sizlere de nasip olur diyelim. Şimdi yanımızda konağın sahibi, ya hanımefendi var. Onunla tanışacağız. Kısaca biraz konaktan bahsedeceğiz, tarihini öğreneceğiz. ...ve bu konak bu duruma nasıl gelmiş... ...hep beraber izleyeceğiz. Evet tanıyalım sizi. Tülay Horasan. Kulalıyım. Kula sevdasıyım. Ee, emekli öğretmenim. Ee, tabii okuldan sonra... ...Türkiye'nin dört bir yanında... ...gezdim dolaştım. Fakat kulayı içimden bir türlü atamadım. Bu evlerden bir türlü kurtulamadım. Hayallerimde, çocukluğumda... ...gençliğimde hep bu evler var. Vazgeçemedim. Ee, emekliliğime yakın döndüm, dolaştım, geldim tekrar. Nasip oldu böyle bir ev. Ee, fakat bu ev böyle değildi, yıkılmak üzere. Diğer kul evlerinde de görmüşsünüzdür. Evet. Onlar gibi e, biraz emek, biraz çaba, biraz sevdayla. Biraz özveri. Evet. Ne derler? Sabırla koruk helva olurmuş. Biraz özveriyle bugünlere getirdik. Çok şükür, evimiz eskisi gibi, orijinali gibi restore oldu. Ee, mutluyuz, güzel. zaman geçiriyoruz içinde. Ee, şimdi gençliğinizde belki tabii ki öğretmen olduktan sonra gittiniz ettiniz ama o yıllar aslında bu evde yaşanmadı. Sonrasında siz bunu değerlendirdiniz, artık burada yaşıyorsunuz, ee, kaybettiğiniz yılların acısını evet, çıkarmaya çalışıyorsunuz. Evet. Ee, kaç yıllık bir konak burası? Bu konak en az 200 yılı var. E, zaman içerisinde e, aileler e, çocukları olmuş, büyümüşler, evlenmişler. Onlar yaşlanmış, onların çocukları olmuş, büyümüşler, evlenmişler. Onlar yaşlanmış derken nesilden nesile. Kula'daki bütün evler öyle. Geniş aileler için oğullar, kızlar evleniyorlar. E, bir arada yaşıyorlar. Geniş, e, ço torun, tombalak hepsi bir arada. Avlulu falan, hayatlı böyle. Onun için farklı farklı, farklı kişiye geçir. ait odalar da var herhalde. Ee, tabii evlenen oğla ayrı bir oda geline. Yeni gelen geline. Ayrı bir oda. Mesela bu ev e, önce bu kısmı varmış. Bu odalar varmış. Alt kat varmış. İkinci oğul evlendiğinde e, gelin girecek. E, büyük gelin burada oturuyor. Kayınvalide yanında oturuyor. Yeni gelen geline oda yapmak gerekir. Şu iki oda yapılmış. Ek yapılmış mesela. Öne açıkmış. Ek yapılmış. E, bir arada yaşamışlar. Çocuklarını büyütmüşler. Öyle zaten e, bir mahremiyeti var evlerin. Hı hı. Ee, bir oda bir daire gibi. İçinde ebeveyn banyolu, ocağı var, şöminesi var. Ee, her şeysiyle özel dolapları, gömme dolaplarıyla. Yani bir aileye bir oda her şeysiyle yetmekte. Yani kavgasıyla, gürültüsüyle insanlar kendi hayatını yaşamışlar tek bir çatının altında farklı odalarda. Maalesef restore etme belki maliyetinden dolayı mı bilmiyorum. Ama kurtarılan evleri de biz sizlerle paylaşmak istedik. Kula'yı yolu düşen arkadaşlarımız, izleyicilerimiz olursa da mutlaka bu evleri görsünler. Şimdi şurada bir şey dikkatimi çekti. Bunun çok eski olduğunu söylediniz siz. Evet. E, şimdi günümüz e, düğünlerinde, kına gecelerinde kızlar bindallı giyerler ya. E, Kula eskilerinde de biz o bindallıları çendekli deriz. Aynı bugünkü bindallar gibi. Fakat yakasız e, köynek denirdi eskiden. Köyneklerin yakası böyle ipek ve telkari işli. Evet. Babaannemin e, yeni yetişirken annesinin ona yaptığı köynek yakası. İpek kumaş üzerine sırma telkari işli. Ben bunu pano olarak değerlendirdim Bir bu şekilde. Kaç yıllık bu? E, 250 yılı garanti var da üzerine bilmiyorum. Yani Çünkü şey o çendekliler de hemen yeni alıyorum giyiyorum değil anneden kıza anneden kıza geçer ya o şekilde. O zaman şey mi yani bu kadar mesela 250-300 yıl dayanmasın e, kaliteli ürün olduğu anlamına da kaliteli geliyor iplerin. Tabi yani Doğru. yapılan işçiliğin e, ne kadar uzun süre önemli olduğunu da gösteriyor. Şunlar gümüş tel hı. ama gümüş olduğu için kararmış. Ben bunu başka şekilde değerlendirmek istedim. Hani kıyafet evet. yakası olarak falan. Baktım gidecek. En iyisi hiç dokunmadan evet. böyle basit bir düzenekle. Üstünde yedik gibi duruyor da onun bir anlamı var. Hayır, varmış. hayır. O çiçek dalı. Hı, hı. Çiçek dalı olarak motif yapılmış evet. şu şekilde. Yani o andaki kişinin e, haleti ruh ruhiyesi. Göre, evet. Çiçekleri ona göre yapabiliyorlar. Evet, 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 O şekilde yapılmış. Şimdi gramofon çalışıyor mu? Gramofon çalışıyor ama plağımız kırıldı. <gülüyor> 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 Sağ olsun çocuklar çok meraklı bu konularda. Evet. Ee, evlerimiz çok özel. Mesela o anki Haleti ruhiyemiz kula halıları çok meşhur. <laughs> Eskiden beri süre gelen o halılardaki motifler Sevdaya göre, acıya göre, üzüntüye göre, evlerimiz çok anlamlı. Mesela dikkat etmişseniz kapıların üzerindeki motifler farklı Hı -hı. farklıdır. Evet. Harem selam olduğu için, eskiden bir mahremiyet Hı -hı. olduğu için, mesela gelen misafir üst ayata çıktığında sormaz, pat diye odayı da almaz, bakar. Daha işlemeli, evet. daha yoğun işli olan kapı bayan odasıdır, daha süslü olan. Evet. Bayansa o odaya girer. Daha sade olan kapı erkek odasıdır. Gelen misafir erkekse diğer odaya yani girermiş. Ne kadar ince düşünülmüş, ne kadar ince. Nezaket, ne nezaket var. Evet. Hem de insanlar bu dilden anlıyorlar çünkü neden? Ortak dil. Kapılarda bile Şak şeyler şaklar. kalan tabi ipler mipler evet. vardı. Ee, ona göre bir hikayesi de var tabii onları evet, evet. kısaca aslında onlardan da bahsetmek lazım. Burada da var mıydı zamanda? Kullanan? Evet, zamanda zaman zaman bazı evlerde var. Biz şakşak şak deriz. Demirden Hı -hı. el ya da tokmak şeklinde. Hı -hı. Sokak kapıyı çalanlar mesela iki tane olurmuş. Birisi ince küçük, birisi daha kalın. Hı -hı. Ee, kapı çalınıyor. Evin hanımı hani başörtüsü yok ya da uygun evet. değil. Ee, ince şakşak şak çalınırsa gelen bayan misafir. Hı -hı. Kalın şakşak şak çalınırsa gelen erkek misafir evini erkeğe açarmış. Yani. Bir de mesela kapılarımız han kapısı gibi çok büyüktür. Niye öyle? Biz e, yazlıklarımız vardır, çiftliklerimiz vardır. E tabi çiftliği tarla, sabanı olan insanın hayvanı da olacak afedersiniz. Ata eşeği de olacak. Peki eve eve girince nereden girecek o atla, hayvanıyla avluya girecek. Avludaki kilerlerde bakılacak. Onun için büyük kocaman bir kapı avluya açılır. Evet. Hani hepsinin bir sebebi var aslında. He Çok yani. ince düşünülmüş, kurgulanmış. Vallahi yıllarca zaten e, atalarımız tabii ki bu konulara ince ince işlemişler, dikkat etmişler. E, i̇nsanlara karşı bir saygı varmış, bir dil varmış. Yani konuşmayla değil ama bir işaretle e, ya da herhangi bir cisimle anlaşabiliyorlarmış. Onlar hem tarımla uğraşmışlar ama bu tarımlarla uğraşırken, hayvancılıkla uğraşırken de kendi estetiğinden, kendi kültüründen ödümü vermemişler. Biz nereye gidiyoruz diye şu anda sormak lazım. Bir an önce aklımızı da başımıza almak lazım. Biz değerli izleyicilerimizle de böyle bir geçmişe yolculuk yapıp kısaca anlatmak istedik. Uzun uzun anlatılacak konu ama evet. biz biraz anlatalım. Birazını da e, bu konuyu öğrenmek isteyen arkadaşlarımızın da gelip Kula'yı ziyaret evet. etsinler. Yani derdimiz bu. Geçmişini unutanın geleceği olmaz. Oğlum, bir oğlum, bir kızım var. Ee, oğlum yurt dışında. Geçen ay onun yanına gittim. Oraları da gezdim, geldim pek çok ülkeye. Ee, ben beni seviyorum. Ben milletimi seviyorum, ülkemi seviyorum. Ben geleneklerimi, göreneklerimi çok seviyorum. Biz gerçekten atamın söylediği gibi çok zeki, çok kültürlü, çok asil bir ırkız. Bunu... Dağımızdan taşımızdan evimizden bahçemizden her yerimizden belli ediyoruz. Lütfen gelin gezin gör. Özellikle de, de kültürümüzde. Evet. Kültürü olmayan. Evet. E, hayatı da düzgün Hayat olmaz. Tarzı abi. Hayat Çok tarzı yok. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekliyorum. Herkesi bekliyorum kulağımıza. İnşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, tabii ki konumuz tarım hayvancılık ama burası da tarım bölgesi ama ince konular var. Bu da bizim hayatımızın bir parçası. E, Kula'da bu devam ediyor. Bu gelenek devam ediyor. E, çok fazla olmasa da devam ettirenleri de biz ekranları taşıyalım ki gençlerimize de e, biraz da geleceğimize de yatırım yapma zamanı geldi diyelim. Devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet Sebahattin abi seni tanıyacağız. Sonra da biraz konuyu işleyelim bakalım. Değerli arkadaşım Erol Bey, önce Kula'ya geldiğiniz ve güzel Kula'mızı tanıtmadığına büyük çaba sarf ettiğiniz için şahsım ve kula adına sizlere teşekkür ediyorum. Kula gerçekten görülmesi, gezilmesi, tanınması gereken bir yer. Kulada başka bir jeopark yok. Jeoparkı tanıtırken kulaların ne kadar cefakar, vefakar, yardımsever olduğunu sizlere kısaca bu konuda anlatmak istiyorum. 1919'lu yıllarda Birinci Dünya Harbi çıkıyor ve Birinci Dünya Harbi'nin sonunda 22'de Türk halkı zor durumdadır. Gerçekten zor durumdadır. Atatürk'ün sadece bir cümlesiyle biz nasıl toparlanırız? İstikbal göklerdedir cümlesiyle Türk halkı öyle bir galyana, öyle bir sevgiyle, coşkuyla hareketi geçiyor ki bunu anlatırken lütfen Anladım. değerli dostlarım, değerli bizi izleyen izleyicilerimiz ağlarsam kusuruma bakmayın çok duygusalım bu konuda. Kula halkı ki, kimin ne verdiği az veren çok veren belli olmasın mahcup olmasın diye çocukların boyunlarına kumbara takıyorlar. Herkes gücü yettiğince kumbarasını parasını atıyor. O günün parasıyla 3 lira olur, 1 lira olur, 50 kuruş olur, 25 kuruş olur. Gerçekten o günün paraları çok değerli ve bu paralar atılıyor. Ama Hali vakti yerinde olanlar tarlasını bağışlıyorlar. e olanlar yüzüklerini çıkarıp yüzüklerini bağışlıyorlar. Tarlasını sürüp mahsulünü kaldırıp kışlık yiyeceğini kaldıran insanlar damdaki bir çift öküzünü satıp öküzünü bağışlıyorlar. Sağılır ineği olanlar aşk başka bir şeysi yok. O ineğin sütünü sağacak, çoluğunu, çocuğunu ve kendisini besleyecek. O insanlar ineklerini satıyorlar ve büyük bir para meblağ topluyorlar. O zaman kul halk olarak işte 1925'in sonunda 29'a kadar geçen bir dönemde C59 diye bir tayyare alınıyor, Kula tayyaresi. Ve bugünkü Kula tayyaresi diye herkes övünüyor biz yazdırdık diye ama onun yazdırılışının sebebi de Kula halkının devletine bağışlamış olduğu bir Kula tayarisidir. O tayare bağışladığı için bugün hava yolları her yeni alınan bir uçakta hangi ilçe veya hangi il uçak aldıysa o tayarı o ismi yazılıyor. Hiç kimsenin gücü yetmez. O güç bu halkımızın gücüdür. Bu dönemlere geldik. O kadar duygusalım ki bunları anlatırken heyecan duyuyorum. Bu belgelerin tamamı gerçek belgelerdendir. Şimdi bir araştırmacı, gazeteci, pilot bir arkadaşımız var. İsimlerini unutmayayım diye yazdım. İsimlerini lütfen burada okumama müsaade edin. Bu arkadaşlarımıza yanlışlık olmasın. Pilot Celal Uzar. Tuncay Şen doktor. Ve belgeyi veren, ileten arkadaşlarım bunlar. Gerçek belge kaynakça da Osman Yalçın, o dönemin yazarı Osman Yalçın, araştırmacısı. Bütün kaynaklar Osman Yalçın'dan alınmış fakat bu arkadaşların da bu bilgileri beni naklediler. Burada bunun tamamını paylaşmamız gerçekten çok zor. Yani aşağı yukarı baktığımız zaman e, il ve ilçeler bazında çoğu il ve ilçelerimiz bu parayı toplayıp e, devletine teyare almışlar. Evet, almışlar. Evet. Bunlardan bir tanesinde hemen geçmeyeyim. Ee, biliyorum Sabahattin abi 1912'de de e, ordulu olduğum için söylemek istiyorum ordulu halklar e, halk bir araya gelerek aynı şekilde 1912'de de devletine bir teyare alıp hediye etmişler. Evet. Şimdi bu bağışın yapıldığında tayyare alan ilçelerin ya da zenginlerimizin o dönemde sadece kasabalar ve ilçeler ya da iller almamış tayyareyi. Gücü yeten o günün zenginleri de tayyare bağışlamışlar. O tayyare bağışlayan veya bağışlayan ilçeler kordilerini kesmişler. Bizim ne yazık ki o ayı 300 uçak alınan, tayyare alınan ayı o dergiye bizim Kula tayyaresi, Fransız tayyaresi C-59 Kornut diye. Bizim o sayı yetişmediği için bizim kordilemizi kesmemişler ve kesilmemiş. Tayyaremiz yetişmemiş. Ama o dönemden 25'ten 29'a kadar da Kula Belediyesi'nde belediye başkanı kim? Arşivlerimizde belli bile değil. Elimde o kadar belge var ki bu belgeleri inşallah sayfamda yayınlayacağım. Bu insanlar hiç olması bilsinler ne yaptıklarını. Gerçekten çok yardımsever insanlardır Kula halkı. Türk halkı da öyledir. Aciz düşeni, zoru düşeni, aciz olanı, fakiri, fukarayı gözeten bu bizim Osmanlı dönemimizden beri geleneklerimizde vardır. Yani bir Türk diye değil Osmanlı geleneklerimizde vardır. Fakir kimse onu doyururlar. Komşu aşıkken yatan bizden değildir dedikleri gibi. Gerçekten böyle bir dönem yaşadık. Bunları ben burada anlatırken duygulanıyorum ama şükrediyorum ağlamadım. Az önce arkadaşımızı anlatırken doldum sesim bile değişmişti. Bilmiyorum rahatladım galiba sizi görünce. Hele Ordu da almış bu konuda elindeki belgelerden baktık. 1912. Evet. Ordu ili de bir tane almış. Onu görünce gerçekten aynı konuyu beraber paylaşıyoruz. Kula ilçesiyle ve Ordu ile birer tane uçak hediye etmiş devletine. Ya önemli olan da şu zaten. Bakıyoruz e, nereden nereye geldik. Evet. E, o zaman ülkesi vatanı için mücadele verip e, evindeki belki buğdayı ona bir ay yetecek buğdayını bile devletine bağışlayıp e, o uçaklar alınmış. İnsanlar böyle vicdanı olan insan zaten tüyleri diken diken olur. Bunu anlatırken yeter ki devleti milleti kalkınsın diye kendi elindeki yiyeceklerini bile bağışlamışlar ve uçaklar alınmış. E, bununla ilgili de çok fazla il ve ilçemiz var. tabi hepsini saymak mümkün değil. Biz böyle bir toplumun torunlarıyız evet. ama nereye gidiyoruz biraz kendimize sormamız lazım. Şimdi Kula denildiği zaman e, turizme açık bir bölge ama buranın ekmeğini yiyip ama maalesef Kula'ya destek vermeyen de insanlar var. Biraz evet. kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor. Biz böyle bir toplum değiliz. Birlik ve beraberlik gerektiği zaman bir araya gelen bir toplumuz. E, i̇şte dedelerimiz, atalarımız bunları başarmışlar. Biz bu değerleri biraz kaybettik gibi bir an önce özümüze ve kendimize... Dönme vakti geldi diyelim. Bugünkü siyasi dilerden, spor bakanımızdan, geçmişte 3 dönem milletvekilliği yapan diğer arkadaşımdan, aynı mahallede büyüdüğümüz Hüseyin Tanrıverdi arkadaşımızdan, tek ricam var. Ve Cumhurbaşkanımızdan çok emek verdik, çaba sarf ettim. Şahsen ben ittim. Kimseden bir yardım almadım. Kula Meydanı'nı bir tayar maketi yapılıp kul halkının nasıl yardımsever olduğunu gösteren bir belgenin o kula meydanına dikilmesini arz ediyorum. Onlardan tek istediğim bu. İstedikleri bütün belgeleri kendilerine verebilirim. Bu belgeler ellerinde mevcut. Kimsenin elinde yok ama arz ederse insan yetişebiliyor. Ben yetiştim. Ben bir vatandaş olarak, Sabahattin Argaç olarak eğer bu belgeleri yetiştiysem, resmi olan belgeleri yetişebildiysen bütün belgeler ellerinde. Hangi hangi ilçe ne kadar ne almış, ne kadar yardım yapabilmiş? Bunlar ellerinde. Lütfen kula halkını mağdur etmeden, kul halkını sevindirecek bir jest yapacak. Bir maket uçak. O tayyarelerden bulabilmek mümkün değil. O uçaklarda 50, 50 tane üçü de dünya ülkelerinde. O zaman isim söylemişti, hatırımda değil var, o, oradan bir tane getirebiliriz demişti. İsterlerse o ülkelerden bir tanesini getirip, aynı model olmayabilir, model fark olabilir, bir tanesini meydana dikebiliriz. İşte kul halkı böyle bir sevgi, seli oluştuğunda yardımsever olabiliyor denilecek şekilde duygulandırılabilir. Yani tabii sizde bu başlar inşallah ve öbür il ve ilçelerimiz de almış tabii ki. Oralarla da devam eder. Aslında geçmişimizi çocukları da anlatmış oluruz ki evet. çoğu fazla çok kişi bilmiyor mesela. Bunu başaran, bunu başaran bir ilçemiz var Akisar ilçesinde. Kendisi doktor arkadaşım. Gerçekten kendisine teşekkür ediyorum. Bir doktor insanın bu kadar duygusal olup da bu emeği verip Akisar'a bunu bilmiyorum yani Akisar Meydanı'na bu makit uçağı yapıp kazandıran o arkadaşa yanaklarından öfesim geliyor. O kadar duygulanıyorum ki şu anda. Bilmiyorum bir doktor arkadaşımız ya bir Akisar için bunu yapma arzusu içinde olup da yapabiliyorsa kul halkı niye yapmasın? Valla yapar da özümüze dönersek yapar. İçimizde birkaç insanlar kaldı ama maalesef dediğim gibi kendi bölgesinde bu toprakların emeğini yiyen ya da para, orada iş yaparak para kazanan insanlarda bitiyor iş. Yani hep bana demek de olmuyor. Ekmek yediğiniz yere de sahip çıkmanız gerekiyor. Her şeyi devletten beklemeden yapacak güce sahip iş adamlarımız var. Ee, belki o konuda bunlar da duyarlı olur diyelim. Biraz dediğim gibi yani işin özü özümüze geri dönmek. Yani insan olduğumuzu, vicdanımız olduğunu ve atalarımızın çektiği sıkıntılarla neler başardıklarını unutmamak gerekiyor. Unutmamak yani. gerekiyor. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Erol Bey. Kul adına Belediye Başkanımız adına, değerli kaymakamımız adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Değerli izleyicilerimiz Kula'lı üreticiler tarlalarında biz de onları ziyaret etmeye devam ediyoruz. Amcam yüzümü kapatın, ben gö kimse görmesin dedi mi? biz onu çekeceğiz, yapacak bir şey yok. Tanıyalım seni? Tanıyarım. Ben Kula Ortaköy Süleyman Tunca. Çift, şimdi, çiftçiyim. Şimdi biber zamanı. Şimdi biber zamanı, patlıcan, biber, domates. Onların zamanı, hasat zamanı. Bunları yetiştiriyoruz. Hı. Kendi fidelerimizi, kendi halimizle, gücümüzle pazarlıyoruz. Pidesini de kendin yapıyorsun. Pidesini de kendim yapıyorum. Biberlerden ne yapacaksın? Biberlerden işte şey pazarla satıyoruz kendimiz. Ay salçalık mı neli? Salçalık, salçalık biber. Turşuluk biber, salçalık biber bunların hepsini yetiştiriyoruz biz hocam. Hı hı. Yetiştiriyoruz, satıyoruz pazarlarda çok şükür iyiyiz. Peki biberlerden kaç sefer hasat alıyorsun? Biberlerden sürekli alıyorum. Her evet, hafta topluyorum. Her hafta. Ama damlama sulama yaptınız. Damlama için. sulama yapıyoruz. Hı. Damlama sulamadan çok şükür faydalanıyoruz. Köyümüzün su içme su kaynakları iyi. Şu anda kesilmedi. Hı. İyiyiz çok şükür. Yani damlama yaparsan kesilmez, kesilmez değil mi? Kesilmez ama salma su yaparsan kesilir. Evet. Salma su yapmıyoruz biz köyümüzde. Damlama su yapıyoruz. Damlama su da kesilmiyor. Şu anda biber hasatı var. Başka? Başka lahana, Hı hı. Çiçek işte karnabahar gibi, kereviz pransa bunlar var. Köyümüz çok. Kereviz de var. Yani. Var var. Kereviz pransa, turp. Evet. Bunlar var köyümüzün. Burada uğraşan da fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal, normal. Yeterli oluyor mu? Yeterli olmuyor sayılır çiftçimize. Yani ne olması lazım? G gelen fiyatları göre zamlara göre olmuyor. Evet. Ama zamlar bu kadar taşkın olmasa Allah bereket versin. O zaman biberlere zam yapma sen de. Biberler, <laughs> biberler zam yapmasam oğlum yok o. Ben hayatım boyunca biberler 5 lira en fazla. E, gübreyle ilaç pahalı olunca da e, mecbur oluyor. Pahalı, Mazot da pahalı 300-350 milyon. milyon gübrenin bir torbası hesap et. Yani. Bu başa çıkar mı? Çıkmaz hocam. E, kaç dönüm ekiyorsun ektiğin zaman sen? Ya biz dönümü falan bakmıyoruz. Tarla, boş buldun tarlaya ekiyorsun. Boş ekiyorum. Buldum, tarlaya ekerim. Gücüm yetti müddetçe ama karşılığını alamıyoruz. Hmm. Karşılığını alamıyoruz çiftçi olarak yem bağlı, gübre bağlı. Bu sefer mazot bağlı. O zaman strese girince tatlı biber tarlasından çıkıyorsun, acı biber tarlasına girip iki tane yiyorsun o zaman. <laughs> Stres geçiyor. Hmm. Şimdi bir torba gübre 350 milyon olursa, biberin en fazla kilosu 5 lira olursa en fazla. Şu anda kırmızı biber ne kadar? En fazla 5 lira. 5 lira. En fazla. Sizden çıkışı mı? Bizden çıkışı hayır hayır 2 lira. sizden çıkış 2 lira. 2 lira. Pazarlarda 5 lira Evet, sapan. 5 lira. Biz de mecburen halleri pek vermek mecburiyetinde kalmıyoruz. Kendimiz pazar. Kendiniz pazar. Kendimiz pazarıyoruz. 2 lira, 3 lira, 4 lira neyse. Allah bereket versin. Yani o kırmızı biber sadece salça mı yapılıyor? Başka bir şey? Salça yapılır, turşu yapılır. Hepsi olur. Yani ne geliyorsa ne biliyorsan o yapılır hocam. Hı -hı. Şimdi yapmazsan olmaz zaten. Patlıcanlar ne zaman toplanacak? Patlıcanlar her hafta toplarız biz. Aynı devam Haftada bir toplarız pazarlara gideriz. Kendimiz, kendimiz pazar, hali verdiğimiz zaman para kazanamayız. Şimdi 5-6 çeşit ürünü var. Hani bir tanesi para etmese, bir tanesi esse kurtarıyor mu peki? Hayır, çiftçinin emeği kesinlikle yok. Bedava. En fazla 5 lira. Güneşin alnında yandığında kalıyorum. Yandığında kalıyorum. Ömrün bedava gidiyor. Ama spor yapıyorsun işte. Evet spor yapıyorum ama. Spor için millet bir sürü para ödüyor ya spor, spor para yok, hocam, para yok, bul yok. Yani, ben de çalış babam çalış. Yaşım oldu 65, 50 senedir bu işi yapıyorum, 50 senedir patlıcan biber 5 altında. E bir de efkarlanınca sen bir türkü çığırıyorsundur. Türküyü zaten devamlı çığırıyorum, bir de oynuyorum bahçede hırzımla. Nasıl oynuyor? Çiftetelle oynuyor. Oynada oyna görelim. Ha. Hop hop. Böyle. Çiftçi delirdi diyelim. Çiftçi delirdi. <laughs> <laughs> Ana patlıcan biber para yapmıyor hikayesi. Sana, e para yapınca ne yapıyorsunuz? Sana para yapmıyor ki hiç ömrümde yapmadık. Yapmadık. O yüzden oynuyor. 50 yıldır yapmadık. Hı. Sanayi malı devamlı yukarı gidiyor. Enayi malı aşağıda. Bu olay bu. 1 lira, 2 lira, 3 lira. 1 lira, 2 lira, 3 lira. E ne olacak böyle? Ben anlayamadım bu dünyanın işini. Anlayan varsa ben söylesin ben dinleyeyim. Vallahi sen anlayamadıysan ben hiç anlayamam. Ben anlayamadım. <laughs> Pazara çıkıyoruz. Bayanlar geliyor, yengelerimiz. Süleyman amca 3 lira dedim. 2 lira olmuyor mu? 2 lira dedim. 1 lira olmuyor mu? 1 lira dedim. 50 kuruş olmuyor mu? Yani bir de köylünün ürünleriyle pazarlık yapıyorlar değil mi? Evet. evet. Ama büyük marketlere gidince o pazarlık yapamıyorlar. Taktik taktik basıyor He. ve 350 450 550 ve evet. 300 500 ve 300 500 para gidiyor. Evet. Para yok. Evet. E bu ne olacak işin sonu? Köylü çökük. E veliye sordun çözüm bulamadın. Bir de deliye sor. Vallahi delisi de aynı, velisi de aynı hocam. Ben bildiğim 50 yıldır bu köylü böyle, köylünün sahibi yok. İşte bu kadar. Köylünün sahibi yok. E, ne olacak işte? Ne istiyor? Ne olacağını ben bilemedim. Ne istiyor? Bilemedim. Valla çözüm bilemedim. Şimdi bilirsem olmaz. Sen Bıra o zaman oynamaya devam et çözüm ya bulamadın. Işte. Ben ancak radyomdan oynuyorum bahçede. Ha. Radyoyu açıyorum. Çiftetel ile oynuyorum. Hırzım ben. Çünkü para yapmıyor. 50 yıldır bu zepse 3 lira 5 lira. 3 lira 5 lira. He, alsak 10 lira. Öbür taraftaki gübre, mazot, yem bunlar çıkmasa sanayi malı 300'ü 500'e o zaman iyi. 1 lira satalım ama sanayi malı çıkıyor yukarı. En aymalı malı düşüyor aşağı. Bunu anlayamadım. E ne demedin de sen gene de yani kendince öyle söylüyorsun <laughs> ama sonuçta bir emekçisin yani sen üretmezsen insanlar aç kalacak değil mi? Üret üret belki mi kalmadı. Değil mi? Belki kalmadı. Pazarı götürüyorum. Ha. Bir lira, 2 lira, 3 lira. 1 lira, 3 lira, lira. Ömrümce, ömrüm gidiyor artık. Yaş 63, 5 hmm. liradan yukarı bir şey yok pazarda. Ya şimdi para etmiyor, sen de her yıl e, teyzeme bilezik alamıyorsun, fırça da yiyordur eve gidince. ömrümde alamadım, ömrümde. <laughs> Biraz bir marketler camın bakıyorsun diyor, öyle geçiyor. Öyle mi yapıyorsun? Evet. E, fotoğrafını atarsın sen de ona. Ya ben çekmesi bilmiyorum ki, bağlı telefonu alamadım ki. Değil mi? O şey telefon var, ondan ben nasıl fotoğraf çekeyim? Akılda kalmadı ki akıllı telefon kullanayım. Yani, yok, akıllı telefon kullanamam <gülüyor> hocam. <gülüyor> Pazara gittiğim zaman hiçbir şey para yapmıyor ama bakkala girdiğim zaman bakkalda ne olursa olsun 10 lira, 20 lira 50, lira, 50 lira, 100 lira. Ama çiftçinin üretti 1 lira, 2 lira, 3 lira. Geldi bu dünyanın faydalarını gör. Faydası yok. Ömrü gidiyor köylünün ömrü. Yani maliyetler düşerse size katkı sağlar o zaman. Sağlar ama düşeceğini tahmin etmiyorum. Hiç düştüğünü görmedim. Hiç düştüğünü görmedim. Ben çiftçi düşüyor. He? Öbür tarafta görürsem belki inanırım. Hı. Öbür tarafta yer altında görürsem belki inanırım çiftçinin kullandığı şeylerin düşeceğine. E, burada tecrübe ettin. Oraya gidince oradaki tarlaları eker para kazanır. Vallahi bilmem hocam. Gelenler diye veriyorum. Ben görmedim. Siz gördünüz mü derin çiftçinin kullandıklarının düştüğüne Hı. bedava patlıcan biber. Ama buna rağmen de Mücadeleden eden vazgeçmedi değil çok şükür. Mi? Allah bereket versin. Bir şeyimiz var. Şikayetçi değilim. Sağlığımız yerinde. Şikayetçi değilim dedin de demden beri Hayır, saydırı ya. Sağlığımdan şikayetçi Önemli olan o zaten. Sağlığımdan şikayetçi. Yani sağlık önemli de ve yaptığın işin de emeğin karşılığı da olmalı bu, lazım. Bu yiyoruz bu. Hı. Ama vergi devamlı geliyor bize. Yükleniyor. Hı. Ahmet'ten de geliyor, Mehmet'ten de geliyor. Kulağına tutuyor ve 500 ceryan parası ve 3 milyar ceryan parası. Bu nereden gelecek? Döner kebap yemiyorum durmadan yani biber döner yiyorum. Döner kebap ömrümde yemedim. Bir de yedim. Tarla çorbası. Hı. Hocam devamı tarla çorbası. Biz döner kebap tarla çorbası. Döner kebapı nereden yiyeceğiz biz? Yani ektiğin ürünü kendin tüketiyorsun. Girdiğin işte. zaman döner kebap basıyor şeye düğme taktık taktık ve 100 lira, 200 lira, 300 lira. 200 küp bir çorba biber 100 lira etmiyor. Bir çuval biber 100 lira etmiyor hocam. İnanır mısın? Bir çuval biber 100 lira etmiyor. 2 lira biber kilosu. 2 lira. Hı hı. Bu yani. başa çıkar mı? Çıkmaz. Dünya bu. Valla ne diyeyim ama Vallahi kolaylık marketlere versin. gittiğim zaman yemcilere, hı. gübrecilere her gün zam geldi. Her gün zam geldi. Ya nereden geliyor bu zam? E biber gelmiyor ya. ya. Yani. domatesi gelmiyor. Anamdan doğdu 2 lira, 3 lira, 5 lira. Vay yazık körlüğün haline vay. Yani 50 yıldan beri e, üreticinin ürünler aynı yerde sayıyor evet. ama gübreydi, ilaçtı, mazottu uçup gidiyor gidiyordu. Uçuyor, he? uçuyor. Her gün uçuyor. Ben uyuyuyorum, kalkıyorum, uçmuş gelmiş zamlar. Hiç uyumasan? Hiç uyumasam yine gelir o. Gelir mi? Gelir, gelir. Devamlı gelir. Her gün gelir çünkü sürekli otomatik halinde dönüyor böyle. Ama bu dönmüyor. Bu çapalanıyor. Çapayla, fitesiyle ne bileyim. Onlar dönmediği için sen dönüyorsun tarlada türküyle. Yani İstiklali... Kaderim Allah deyip oynuyorum, türkü çekiyorum. Şansım bu, sağlığım yerin çok şükür. Çalışıyoruz. Vallahi Allah kolaylık Eskimi versin. Diyeceğim. Allah razı olsun. Geldiğiniz, Kim geldiğiniz inşallah. için çok memnun olduk. Bin kere Allah razı olsun. Her zaman buyurun gelin. İnşallah. Evet. Köylünün yanı dolun. Köylünün yanı dolun. Valla bizim de görevimiz o. Yani sizin sıkıntılarınızı ekranlara taşımak, yani dertlerinizi dinleyebilmek. İnşallah çözüm de evet. bulunur diye. Köylünün yani... dolun. 60 yıldır köylünün yanı sahip olmadı. Siz olsun en azından yukarıları sesimize sesinize duyurabilirsek Valla Çiftçi TV olarak bu toprakların kanalı olarak da biz de üretici çiftçilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Duy duyurabilirsek ne mutlu. Aynen. Alıyorsun 1 milyar, 2 milyar, bir buçuk milyar emekli maaşı. Eve gelmeden bir poşetin içinde bitiyor. Evet. Bir poşetin içinde bitiyor. Bu çiftçi ne yapsın? Gübre ne yapsın? Evet. 350 milyonu duydum ben bir torba gübre. Evet. Ama bir torba biber el ya 50 lira ya 100 lira tutacağı. 2 lira, 3 lira. Batacağım biber. Alan yok, satan yok. Battı. Allah hayırlısını versin. Amin inşallah. İyi günlerde karşılaşalım. Teşekkür sağ olun, ederim. Sağ olun. olun. Allah razı olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, e, tabii ki üreticilerimiz bu konuda dertli. E, radyolarda dinledikleri müzik, müziklerle tarlada ürüne bakmak yerine oynamayı tercih ediyorlar. Yani tabii işin esprisi. Bir an önce de verdikleri emeğin karşılığını almak istiyorlar. Biz de devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi teyzemiz var yanımızda. Ona da abi diyor ki her yıl diyor böyle bir bilezik bekliyorum mi almıyor diyor. Ürünler para etmediği için diyor. Öyle mi teyzem? Evet. Almıyor mu bilezik? Nerede? Neyinden alabilir? İsim neydi ya? senin? Eşe Tunca. Efendim? Eşe Tunca. Eşe Tunca. Evet. Eşe ismi. Eşe. Evet. E, almıyor mu hiç bilezik? Nerede bilezik nereden alacaksın? Hmm. Biz çalışıyoruz sabah saat 7'de kalkıyoruz beyinden Süleyman Tuncay'dan tarlaya hmm. geliyoruz. Ürünlerimizi bakıyoruz ama ürünlerin karşılığını alamıyoruz. Kendimiz çapasını yapıyoruz, gübresini veriyoruz. Gübreler çok bağlı oldu. Evet gündelikçi getiremiyoruz. Yömele bağlı işte e yalnız aşağıda da yapamıyorsunuz. He, yorucu oluyoruz, Çok yıprıyor çiftçi olarak. Hiç ürünümüzün karşılığını alamıyoruz. Birikim yapamıyoruz. Evet. Çocukları yardım edemiyoruz. Köylü olarak çok mağdurduk aldık. Her şey ateş pahasına çıktı. E bir de abisi abi sağ bilezik alamıyor. Hep mağdur oldum. değil Nerede? mi? Nerede <laughs> biz vitrin nerede görüyoruz. Gördüm, bakıyoruz bakıyoruz geri gidiyoruz. Nerede alabileceğiz bilezik biz? Evet. Hangi parayından alacaksın? Biber para etmiyor. Yani Hiç zaten şey yaptığımız etmiyor. ürünler de şey evet. anca yetiyor değil mi? Anca mazotu, gübre, Hı. herhangi bir kendi ev ihtiyacımızı bile zor alıyoruz yerini göre pazarlarda. Pazarlara gidiyoruz, çok yorucu geliyoruz eve. İstediğimizi alamıyoruz, istediğimizi satamıyoruz. Peki ürünlerin başında otururken abla bir gün kökünü bile daha yapmıyorum ben bu işi dediğini. Yapmazsan o... ama meslek bulunmuş, babadan kalmış. Yani. Arazimiz var. Biz bu arazileri boş bırakan mı? Aynen. Nereye gidelim? Hamballığı mı giden biz? Aynen. Yahut da sokaklarda çöp mü toplayan? bizim arazimiz var, suyumuz var. Neden bizi böyle mağdur bırakıyor bu insanlar? E ne yapmalar lazım? Ne istiyorsun? Yardımcı olmaları lazım. Köylüleri, Hı. köylü olarak. En bir, üreten insanlar. Var. Evet, üretici, şeyleri hepimizi yardımcı olmaları lazım. Evet. Biz hiç yardım da göremiyoruz kimseden bir şey de gelmiyor bize. Biz kendi elimizin eminden halince kararınca öyle gidiyor. Sağlığımız çok şükür yerinde diyoruz. Bunu şükür okuyoruz. Başka bir şey bir kim yapamıyoruz biz. Evet, değerli izleyicilerimiz görmüş olduğunuz gibi onlar çektikleri sıkıntılara rağmen de mütevazi davranmaya devam ediyorlar. Ata'dan dededen kalan topraklarımızı boş bırakamayız. Her ne kadar sıkıntı çeksek de ekmek zorundayız diyorlar. Önemli olanlar konuda onların ürettiği ürünlerin para etmesi aslında belki ucucuna kurtarabilir ama maliyetler işte gübresiydi, mazotuydu ve ilaçların pahalı olması onların da belini bükmüş. Evet. Öyle mi? Çok yıprattı köylü olarak çok yıprattı. Köylüler hiçbir şey alamıyorlar. Yaptığı ürünü pazara götürüyoruz. Pazarcılar bizi hal dert yanıyorlar. Bizde bir sıkıntı yok. Sıkıntı neredeyse el para para bulsunlar, biz de sevinelim, herkes sevinsin. Doğru. Biz bak fide ediyoruz, biber ediyoruz, patlıcan ediyoruz, tomasa ediyoruz, kanlı bahar ediyoruz. Her çeşit ürünümüz erişiyor köyümüzde ama karşılığını alamıyoruz biz. Mağdur kalıyoruz biz. Evet. O yüzden de siz pazara gittiğiniz zaman evet. sizden ürün alacak insanlar evet. sizden pazarlık etmesinler. Evet. En azından zaten ucu ucuna kazanmaya evet. çalışıyorsunuz. Masrafları kurtarmaya kurtaramıyoruz çalışıyorsunuz. Kurtaramıyoruz masrafı yani. biz. Kurtaramıyoruz, alamıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi durum vaziyet bu. Ama onlar da ata topraklarını boş bırakamayız. Mutlaka zarar da etsek, sıkıntı da çeksek işlemek zorundayız diyorlar. Ve bir an önce de bu konuda çözüm bekliyorlar. Evet teyzem teşekkür ediyorum. Sizi teşekkür ederim. Geldiğiniz için sağ olun. Bizim sesimizi duyurun. Kim ne duyacaksa bizi yardımcı olsunlar. Biz atalarımızın toprağını boş bırakamayız. Biz bu köyden göçmedik. Bizim köyümüz, yöremiz, baba mesleğimiz bırakamayız ama karşılığını alamıyoruz. Bizi yardımcı olsunlar. O zaman avraya kameraya dön de evet. bizim sesimizi duyuverin gari He bizim sesimizi duyuverin abiler kim bu kadar bizi yorman. Biz hiçbir karşılığımız alamıyoruz emeğimizin karşılığını. Mağdur kaldık biz çiftçi olarak. Biz baba mesleğimiz. Üretici yaparız ama karşılığını alamıyoruz biz. Bizim karşılığımızı yardımcı olun. Peki. Pazarlarda. Teşekkür ediyorum. Siz teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, çiftçilerimizde buluşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, Jeopark dedik. Ee, Kula'nın e, aslında geçmiş tarihini de yansıtıyor. Jeopark nedir? İşte volkanların böyle taş haline gelişi ve sonrasında da biz bu şimdi taş elimizde ama e, Jeopark da tabii Kula için önemli e, turistlerini ziyaret ettiği bir alan. Bu taş ne işe yarıyor? Lav taş. Yani yanar e, yanardağ patlar, toprak böyle haşlanır, yanar ve onun içinden çıktıktan sonra da lavlar soğuduktan sonra böyle taş haline gelir. Ve sonrasında neler oluyormuş değil mi bundan? Evet, neler oluyormuş hep beraber öğreneceğiz. Yanımızda bir ablamız var. Soralım bakalım bu lav taşlarından ne oluyormuş. Önce sizi tanıyalım. Ayşe Çınar, hı hı. E, Kula doğumluyum. Hı hı. Evet. Buraya yerleştim evet. ve e, buranın taşını işliyorum. Buranın lav taşı taşını. derken lav taşını evet. işliyorsunuz. Geopark ile önemli olan evet. Kula'da. Evet. E, nereden aklınıza geldi? E, yani e, turizm için çok büyük katkıları olan e, bir bölge. Hı -hı. Nereden aklıma geldi? E, artık günümüzde yarı doğal taş grubuna girdiği için Hı -hı. E, ev dekorunda, e, şifa olarak yani e, şifalı sularda, saunalarda. E, masaj salonlarında ve e, takı aksesuar özellikle tesbih olarak e, taş işleniyor. İşlenebilir diye düşündüm. Her taş işleniyor sonuçta. Turizme bizim de katkımız olsun düşündüm. E, bu şekilde e, ön çalışmalar yaparak yaparak elde ettiğimiz ürünler görüyorsunuz. Ve sonrasında gittiniz siz taşları aldınız. Evet. Taşları aldıktan sonra geldiniz şöyle düşündünüz. Bundan ne olur? Takı olur. Evet. Tesbih olabilir. Dediniz ve başladınız. İlk başlarken tabii zorluğu olmuş. Çok zor oldu. Evet. Çünkü her taşın ayrı dokusu var, özelliği var. Yani bunu parçalamadan, kırmadan nasıl ne elde edebiliriz? Hepsini tek tek denedik. Evet, uzun bir çalışmadan sonra e, başarılı olduk diye düşünüyorum. Evet. İnşallah daha da ilerletmeyi düşünüyoruz profesyonel Peki şu anla lav taşından neler yapıyorsunuz? Ne var? Küpe, yüzükler yani her türlü kadın aksesuarı, mumluklarımız var, tesbihlerimiz, özellikle tesbihler biraz daha ön planda. İşte çeşitli ev dekoru yapıyoruz ve bunu nasıl kullanıyoruz? Isı yalıtım olarak da insanlara tavsiye ediyoruz. Eğer uygun taşlar varsa, onlara da uygun şekilde yapıp veriyoruz. Bu şekilde satın alıyor insanlar. Yani Kula'lı hanımlar ekmeğini taştan çıkarıyor. Evet. Ekmeğimizi lav'dan taştan çıkarıyor. Lavdan çıkarıyoruz. Evet. Çok sıcak, alevli. Evet. <laughs> lavdan çıkarıyoruz. Ee, Zamanında etrafı kasıp kavurdu. Bunun içinde de madenler var ama çok hafif bir taş. Taş diyoruz ama çok hafif bir taş. Tabii bu tamamen yanmış olan. Yani kaç milyon yıl önce bu gerçekleşmiş evet. bir olay. Evet. Siz de bunu el emeğiyle birlikte görmüş olduğunuz gibi tesbih yani özellikle bayan üzerine tabii ki e, evet. takılar var. yüzüğüydü, küpesiydi, kolyesiydi, bilekliydi ve kulalı hanımlar artık bu işe el atmışlar diyelim ama siz teksiniz bildiğim kadarıyla. Tekim, evet, evet. tekim. Siz kulaya geldiniz, tek olarak devam ediyorsunuz. Ee, i̇nşallah devam da edeceğim. İnşallah. E, çoğalırsa? Çoğalırsa tabii ki yani herkes deneyecektir illa ki e çoğalırsa da herkes rızkını yer yani, yani İlla ki bir profesyonel olacaktır aralarında O da sizsiniz şu anda Kesinlikle. ilk başlayan her zaman Kesinlikle. E başarılı Kesinlikle En azından bir ekmek kapısı açtınız belki ilerleyen evet. zamanlarda da dediğimiz gibi yani toprağımız taşımız toprağımız değerli ama kıymetini Kesinlikle. bilmek önemli olan e Siz de bunu başarmışsınız ben size başarıların devamını Teşekkür diliyorum. Ediyorum. Tabii ki değerli izleyicilerimiz şimdi e, dediğimiz gibi tarım bölgesi ama jeoparkıyla da çok önemlidir. Kula evleriyle de tabii ki önemlidir. İşte bu taşı artık ekmek parasına çevirmiş bir ablamızın yanındayız. Yani şimdi mesela içinde bulunan mineraller de dolaşım sisteminde oksijen akımını sağlayıp e, kalp ve damar... E, rahatsızlıklarında e, çok iyi geldiği ve geçmiş yüzyıllarda da savaşta e, savaş işte liderleri e, hükümdarlar bir yani parça onu kaftanlarında bulundururlarmış. Hı. Yani nazar etmesin, savaşta başarılı olalım böyle bir enerjisi olduğuna inanılmış. Valla geçmişte biliyorlarsa vardır. Tabii bunu böyle evet. faydalı diye Tablet niyetine inmiyorsunuz. <laughs> <laughs> Sadece üstünüze takıyorsunuz. takı olarak kullanıyorsunuz. Aynen. Yani böyle şifalı tarafları da varmış. Evet ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Ee, çalışmalarınıza başarılar. Teşekkür evet e, kulanın üreten e, bayanlarını da ekrana taşıdık. Tabii ki ablamız ne yapmış? Lav taşlarıyla takılar üretmeye başlamış. Ona da başarılar diliyoruz. Evet kula gezimiz devam edecek.